Bir mayası mantarı bu tek hücreliydi. Geri kalan mantarlarımız çok hücreli. Mantarlar aleminde çoğu saprofit besleniyor, bazıları parazit beslenebiliyor. Parazit olanlar saçlarımızda mantar hastalığına neden olabiliyor, parmak aralarımızda mantarlara neden olabilen tırnaklarda falan mantar hastalıkları bunlar parazit mantarları örnek. Onun haricindeki mantarlarımız nasıl besleniyor? Saprofit besleniyor. Yani diğer adıyla çürükçül besleniyor. Organik atıkları inorganik maddelere parçalıyor. Organikleri, organik atığı inorganik maddelere parçalıyor. Mantarlar ister tek hücreli olsun, ister çok hücreli, hücre duvarı var. Hücre duvarlarında kitin polisakkariti bulunuyor. Depo polisakkariti olarak glikojen içeriyor. Glikojeni kimler de var unutmuyoruz arkadaşlar. Glikojen mantarda var, hayvanda var, bakteride var, bakteri bir de arkelerde. Bunlarda glikojen bulunuyordu. Hepsinin heterotrof olduğunu söyledik. Bazıları tek hücreli dedik, bir mayası mantarı. Bir mayası mantarının özelliği tomurcuklanarak üremesi, süzülemesinin tomurcuklanarak olması, bir de etil alkol fermantasyonu yapabilmesi. Hem oksijenli solunum yapabiliyor hem de etil alkol fermantasyonu yapıyor. Hamurun mayalanmasında etil alkol fermantasyonu ile açığa çıkan karbondioksitler hamurun kabarmasını sağlıyor. Bazıları çok hücrelidir demiştik. Şapkalı mantarlar, küf mantarları bunu örnek verebiliriz. Çoğu saprofittir. Buradan mantarların mutualist yaşamından, simbiyotik yaşamından da biraz bahsedelim. Simbiyotik yaşam iki canlının birlikte yaşamasıdır. Simbiyotik yaşamda mantarlar eğer ağaçlarla birlikte ağaçların kök emilim yüzeyini genişleterek ağaçlarla birlikte yaşıyorsa mantar hifleri ağaçların köküne sanki böyle hani bazen düğünlerde vesaire postiş takar kadınlar böyle saçlarını uzatmak için o postiş gibi bu da ne yapıyor arkadaşlar? Böyle takma kök gibi mantarların hifleri kırmızı yazdığım mantar hifi bu mantarların hifleri kök emilim yüzeyini genişletiyor. Mesela normalde diyelim ki 5 metrekarelik bir alana yayılmışsa bu hifler sayesinde kök ne kadar bir alana? Belki 20 metrekarelik bir alana yayılabiliyor. Böylece daha çok besin, mineral, azot, fosfor, su gibi su ve mineral alınımını kolaylaştırmış oluyor. İşte mantarların hifleriyle bitkilerin köklerinin oluşturduğu faydalı birlikteliğe mikoriza diyoruz. Mikoriza da mantarın hifleri, bitkinin kökü. Köklerle hifler arasında bir birliktelik var. İkisi de fayda sağlıyor. Mantar hifi bitkinin emilim yüzeyini artırıyor. Bitki de karşılığında mantara fotosentezde ürettiği besinlerinden veriyor. Böylece ikisi de birbirinden fayda sağlıyor. Bir diğer ortak yaşam da alglerdir. Alglerle mantarların oluşturduğu likenlerdir daha doğrusu. Şöyle bir şapkalı mantarımız var. Şapkalı mantarımız, şöyle gösterelim. Bu bizim şapkalı mantarımız olsun. Bunu çevreleyen bir de algimiz var. Algimiz mantara besin ve oksijen veriyor. Mantar da algimize ne veriyor? Mantar, alge verdiği şey nedir arkadaşlar? Karbondioksit suyu sağlıyor. Alg de mantara besin ve oksijen sağlıyor. Bu birlikteliğin adı liken dediğimiz birlikteliktir arkadaşlar. Liken diyoruz buna. Bu da yine bir mutualist yaşamdır. Mikoriza da mutualist yaşamdır. İki canlı birlikte yaşarken birbirinden fayda sağlıyorsa buna mutualist yaşam diyoruz. Örnek olarak mikorizayı veriyoruz. Mantarların hifleri, bitki kökleri, bir de likenleri veriyoruz. Şapkalı mantarlarla alglerin oluşturduğu birliktelik. Mantarlar eşeyli ve eşeysiz rinvenin birbirini takip ettiği metagenezle çoğalabiliyor.
Eşeğsiz üremeleri sporla oluyor. Yalnız bir mayası mantarı bu sporla değil, neyle üremiş oluyor? Tomurcuklanmayla üreme yapmış oluyor. Sporlar sanki bir tohum gibi rüzgarla etrafa yayılabiliyor. Suyla, böceklerle çevreye yayılıyor. Uygun şartlarda bu sporlar çimlenerek yeni birer birey oluşturuyor. Tabii ki bir mayası mantarı tek hücreli olduğu için ikiye bölünerek de çoğalabiliyor ya da tomurcuklanmayla da çoğalabiliyor. Tomurcuklanan bireyler bu bireye bağlı kalırsa buna biz ne ad veriyoruz? Koloni adını veriyoruz. Bu şekilde de ya tomurcuklanarak üreyebiliyor veya doğrudan sporlarla diğer mantarlar sporlarla üreyebiliyor. Bir mayası bölünerek veya tomurcuklanmayla üremiş oluyor. Mantarların bazıları gençler çok zehirli olan mikotoksin üretebiliyor. Bu gıda zehirlenmelerine neden olan küf mantarlarının bu zehirleridir. Mesela gıda zehirlenmelerini duymuşsunuzdur. Tavuktan zehirlenebiliyor veya etten zehirlenebiliyor, yemekten zehirlenebiliyor. İşte bu zehirlenme gıda zehirlenmeleri olarak. Bir de bunun haricinde şapkalı mantarların da zehirleri var. Zehirlileri de ne yapabiliyor? Öldürücü etki yapabiliyor. Bunları bir soralım arkadaşlar, sonra devam edelim. Evet, kimdeyiz? Ahmet, senle başlayalım. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Dünkü derste yoktun, müsait değil miydin? Hocam müsait değildim o zaman ya. Tamam. Ders Müsait kaydını değildim. dün atamadım. Bugünküyle beraber atayım size onları da tekrar. Tamamdır hocam, sıkıntı yok. Siz nereye kadar sorumlusunuz konu olarak? Hocam vallahi biz de en son arkeleri işledim. Tamam. Demek ki çok ileriye kadar giden birkaç arkadaşımız var. Diğerleri çok da ileriye kadar gitmemişler. Evet Ahmet, senin sorun şu. Mantarlar ototrof mudur, heterotrof mudur? Nasıl besleniyorlar? Hocam heterotroftur hepsi. Hepsi heterotroftur. Güzel. Peki Kaan, mantarların hifleri var. Hifleri ve miselyumları var. Bunlar bitkilerle bir ortak yaşam oluşturabiliyor. Bitki kökleriyle oluşturdukları bu ortak yaşamın adı nedir? Mikoriza. Mikoriza. Evet, güzel. Hif ve miselyumlar arkadaşlar hem hücre dışına enzim salgılanmayı sağlıyor, hem de hücre dışında organik atıklar sindirildikten sonra oluşan monomerlerin mantara, bitki değil tabii ki, mantara alınmasını sağlıyor. Bir nevi bitkinin kökü gibi işlev yapıyor ama bu kök değildir. Hifler birleşerek miselyumları oluşturuyor. Peki hemen devam ediyoruz. Ayla Hanım, mantarların depo polisakkariti hangi polisakkarit? Glikojen hocam. Glikojen, güzel. Duru, mantarların hücre duvarında ne bulunuyor? Hangi madde? Evet Duru. Bakıyorum hemen. Evet Kitin. Sesli de hala sıkıntı var o zaman sende. Tamam, en azından kısa sorular sorayım, cevap yazarsın bana sen. Şöyle soralım. Edis, dedik ki bazıları tek hücrelidir mantarların, bazıları çok hücreli. Tek hücreli olanı örnek verebilir misin? Hocam. Evet. Saniye. Hangileri tek? Tam anlamadım dediğini. Cevap verdin mi? Bir amayası. Tamam. Bir amayası. Güzel. Hemen devam ediyoruz. Ediz'den sonra Kayra, sendeyiz. Kayra, mantarlar dedik ki heterotrof besleniyor. Bazıları parazittir ama çoğunlukla beslenme şekli nasıldır mantarların? Saprofittir hocam. Saprofittir. Ne demek olduğunu hatırlıyor musun saprofitin? Çürükçül hocam. Çürükçül. Organik atıkları parçalayan. Tamam. Hemen devam ediyoruz. Efe Kayra dedi ki mantarlar bazen böyle zehirli salgılar salgılayabiliyor. Zehirleyici salgılar. Bunlara ne ad veriyoruz?
Mikotoksin hocam. Evet, mikotoksin bunlar zehirlenmeye neden olabiliyor. Kayra, siz hangi konuya kadar sorumlusunuz? Efe Kayra. Hocam bugün kuşları işledik. Bugün işlediğimiz konuya kadar hepsinden sorumluyuz. Tamam, hayvanlar aleminin sonuna kadar. Evet, galiba Duru mikrofonun gene sıkıntılı. Benim sesim sana geliyor mu? Sıkıntı yoksa benim sesimde seni idare edelim. Benden yana sesim geliyorsa size. Evet, tamam o zaman sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Kimdeyiz? Kemal'deyiz. Bu arada şöyle söyleyeyim Kayra. Senin haftayaydı değil mi sınavın? Bu hafta değildi Efe Kayra. Evet hocam, haftaya sınav. Tamam. Hafta sonu pazar günü hayvanlar alemini de işleyeceğiz. Bitmiş olacak. Bilginiz olsun. Evet, şimdi sana da Kemal şöyle soralım. Mantarlarda bazılarında dedik eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği bir özel üreme şekli var. Buna ne ad veriyoruz? Metagenez. Metagenez diyoruz. Güzel. Melek, bazı mantarlar mesela bir amayası mantarı, bunlar tek hücreli olduğu için metagenezle üreme yapmıyorlar. Bunlar nasıl çoğalabiliyorlar tek hücreli olduğu için? Hocam ikiye bölünme ve tomurcuklanma. Evet, ikiye bölünme veya tomurcuklanmayla çoğalabiliyorlar dedik. Tamam. Salem, bu sporla üreyen mantarlarda dedik. Sporlar çeşitli etmenlerle etrafa yayılıp orada yeni mantarları oluşturabiliyor. Hangi yollarla yayılabiliyor çevreye? Su, böceklerin etkisi ve rüzgarlarla. Evet, güzel. Peki, Yiğit, sana da güzel bir soru soralım. Dedik ki mantarların iki canlı bir birlikte yaşıyorsa buna ne diyorduk? Simbiyotik yaşam, değil mi? Simbiyotik yaşam. Aynen, simbiyotik. Burada soracağım şu ama mantarların alglerle oluşturduğu faydalı birlikteliğin ismi neydi? Ne dedik? Ne dedik buna? Hocam vallahi hep de bana mı böyle şey sorular geliyor ya? Durma, ekran görünmüyor mu sende? Yazıyorum şu an sana. Yok hocam, Ses ben hocam. kendim düşünmeye çalışıyorum ya, yani bir şey yazan bir şey yok, onun pek faydası olmaz da. Ha tamam. Yok hocam, Liken miydi? Liken, liken, güzel. Arada kopya çek ya, sınavda değil yani şu an çekebilirsin, sınavda çekmeyeceğine inanıyorum. Öyle olsa 98 almazdın, gayet güzel bir not aldın. O yüzden arada burada ufacık bir bakabilirsin, sıkıntı yok. Tebrik ediyorum seni bu arada. Evet, hemen devam edelim. Şimdi şöyle mantarlar aleminin şöyle bir iki bilgi kaldı sadece, onları söyleyelim. Devam edelim. Parazit mantarlar insanların derisinde kaşıntı, saçlarında hastalıklara neden oluyor, tırnaklarında. Maya mantarları fermantasyon yapabiliyor dedik. Etil alkol fermantasyonu yaptığı için gıda sanayinde kullanılabiliyor. Deterjan, ilaç sanayinde kullanılabiliyor. Mantarlardan peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında kullanılabiliyor. Mesela antibiyotik olarak peynir küfünden penisilin antibiyotiği, penisilyum ya da penisilin veya penisilyum diye geçiyor. Bu antibiyotik üretilebiliyor. Bir amayası hamurun mayalanmasında, poğaça veya ekmek yapımında kullanılabiliyor. Ayrıca mantarlardan peynir yapımında, ilaç yapımında, deterjan yapımında ve benzeri kullanılabiliyor. Bir de şapkalı mantarlarımız var. Özellikle kültür mantarlarımız zehirsiz olduğunu emin olarak biliyoruz ve kullanıyoruz. Sorunsuz tüketebiliyoruz. Besin değeri çok yüksek. Proteinleri, vitaminleri, mineralleri bolca bulunan, besin değeri zengin olan ne diyelim? Mantarlar önemli bir besin kaynağımız. O yüzden de bol bol tüketmemiz lazım ama maalesef bazı arkadaşlarımız mantarları çok sevmiyor. Aslında mantar yemekleri güzel oluyor arkadaşlar. Kendinize alıştırın diyelim. Hem protein hem de mineral vitamin açısından zengin. Burada isim bilmeniz şart değil ama bazen karşımıza çıkabiliyor.
Alexander Fleming adındaki bilim adamı penisilin dediğimiz küf mantarı, penisilin antibiyotiğini küf mantarından elde etmiştir arkadaşlar.